TRT Spor Yıldız ekranlarından ben Murat Çimen. Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Handbol Kadınlar Süper Ligi'nde playoff şampiyonluk etabı başlıyor. Yarı finalde Kastamonu Belediyesi'ni 2 maç sonunda da yenen Armada Praxis Yalıkavak'la Konya Altın'ı 2 maçta da yenen Yeni Mahalle Belediyesi biraz sonra karşı karşıya gelecekler. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanıyor müsabaka sevgili seyirciler. Şampiyonluk etabı 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 maçı kazanan şampiyon olacak. İkinci maç salı günü yine Bodrum'da oynanacak. Üçüncü maç Ankara, dördüncü maç yine Ankara ve eğer 3 kazanan bu maçlarda çıkmazsa tabii ki 5. maç Bodrum'da oynanacak. Yalıkavak'ın 11'i ekranlarınıza geliyor. 1 Mihela, 3 Buket, 4 Yasemin, 5 Perihan, 7 Yeliz, 10 Zehra, 12 Sude, 14 Barboza, 17 Fatma, 18 Tuana, 19 Ece, 20 Keba, 24 Kübra, 48 Ümmü Gülsüm, 61 İlke, 77 Eda Nur ve Yeni Mahalle Belediyesi'nin kadrosu Birselen, 2 Hatice, 4 İlayda, 6 Dila, 7 Elif, 9 Sevgi, 10 Gürcan, 15 Betül, 16 Olgun, 17 Ece, 20 İlayda Çıtak, 25 Hatice Özdemir, 27 Sena Nur Çelik ve 84 Açelya Kaya. Mücadeleyi hakemler Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü Hatipoğlu yönetecek. Hakemlerimiz geçtiğimiz günlerde son olarak hafta sonu EAF Kadınlar Avrupa finallerinde görev yapmışlardı. Gerçekten de gururumuz oldular. Yeni Mahalle Belediyesi'nin dizilişi ekranlarınıza yansıyor. Maç üzerinden bir kez daha hatırlatalım. 3 galibiyet alan şampiyon olacak. Ve bir şampiyon da yine TRT ekranlarında belli olacak. Serdar Eder, Yeni Mahalle Belediyesi'nin antrenörü, şu anda ekrana gelen o değil tabii, onu söyleyelim. Serdar Eder, Türkiye Futbolu'nun önemli isimlerinden biri. Yıllarca hem Çankaya Belediyesi'nde hem Aske Spor'da forma giydi. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden ilk Türk takımında oynadılar. Tabii Profesör Doktor Yaşar Sevim'i rahmetle anıyoruz bir kez daha. Onun önderliğinde büyük başarıların altına imza attılar. Ve o jenerasyondan, o kadrodan birçok isim şu anda değişik takımlarda görev yapıyor sevgili seyirciler. Kıvanç Özcan baş antrenör. Yalıkavak takımında. Bugün tabii 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Buradan tabii ki bir kez daha anıyoruz. Serdar Eder ekranlarınıza yansıdı, işte Yeni Mahalle Belediyesi'nin teknik direktörü. Bu toprak için, ülkemiz için mücadele eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bu ülkeyi bizlere emanet eden, gençlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diyerek spora verdiği değeri, spora verdiği önemi dile getirmişti Mustafa Kemal Atatürk. İşte şu anda ekranlarınıza yansıyor. Ve onun gençlere armağanı, Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün kendisini rahmetle bir kez daha anıyoruz.
Ve TRT Spor Yıldız, sporun her rengi sevgili seyirciler sloganıyla 3. yaşını kutluyor bugün aynı zamanda. Yine bir 19 Mayıs günü TRT Spor Yıldız ismi tüm dünyaya diyelim duyurulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde o günden bugüne binlerce canlı yayın yaptık sevgili seyirciler. Ve bizler de tabii TRT Spor Yıldız ailesi olarak hem Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlarken hem de kuruluşumuzun 3. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. İlk günden bu yana oraya emek verenlerden biri olarak birçok müsabakada tabii ki anlatımlarda bulunduk. Tüm arkadaşlarımızla birlikte tüm sporun her rengi olmaya gayret gösterdik. Ve buna da bundan sonra da devam edeceğiz. Evet, son hazırlıklar yapılıyor. Evet, ilk düdük ve mücadele başladı. Şampiyonluk etabında ilk maç, iki takıma da başarılar diliyoruz. Ekrandan yeni açanlar olabilir, bir kez daha hatırlatalım. 5 maç üzerinden oynanıyor. Ve bu 5 maçı sonunda 3'ünü kazanan şampiyon oluyor. İlk hücum şansı. Bakalım değerlendirebilecekler mi? Evet, değerlendiriyorlar. Gol geliyor ve ev sahibi 1-0 önde. İlayda Çıtak. Şimdi Yeni Mahalle beraberlik için geliyor. Sevgi. 7 metre kararı var. Mona Cepa biraz önce gol attı, hemen düzeltelim. İlk gol ondan geldi. Sevgi kullanıyor. Sevgi kaleciyi geçemedi. Rombescu'yu geçemiyor. Bir hücum şansı daha. Avantaj Yalıkavak'ta. Şimdi kaleci, bu kez de Yeni Mahalle'nin kalecisi gole izin vermiyor. Hücum şansı Yeni Mahalle'de. Pas güzel ve gol. Beraberlik golü geliyor. Hatice Özdemir'in golü. 1-1. Yasemin. Eda Nur. Yeliz Özel. Yeliz. Çok deneyimli, çok tecrübeli bir isim. Yıllardır Türk Handball'ünün içerisinde birçok kulüpte forma giymiş. Çok deneyimli bir isim. Top direkten geri geldi. Şunu da söyleyebiliriz ki Serdar Eler'in oynadığı dönemde de Yeliz handball oynuyordu. Çok genç yaşlarda başladı. Şimdi bir top kaybı. Yasemin. Yasemin kalecinin üzerinden bıraktı. Yasemin Özgür. 2-1. Yasemin Özgür durumu 2-1 yaptı. Yeni Mahalle geliyor şimdi. Bir 7 metre kararı daha var. İlk golü de 7 metreden Sevgi bulmuştu. Sevgi Kalyoncu. Bu kez Elif Yaren Uzun kullanacak 7 metreyi. Elif Yaren Uzun. Elif ve gol. Başkent ekibi durumu 2-2 yapıyor. Yeliz. Yeliz Özel. Zehra Oğuz. Yeliz.
Eda Nur. Bir kez daha Yeliz. Mona. İçeriye doğru pas. Ve gol. Hemen hızlı bir şekilde oyunu hareketlendirdi. Yeni mahalle ama hatalı bir pas geliyor. Yeliz. Eda Nur. Eda Nur. Mona Çepa. Bir kez daha Mona Çepa. Yeliz. Mona Çepa. Pas. Eda Nur. Kenardan hücum ve gol. Yasemin Özgür. 4-2. Bir hücumdan daha boş dönüyor Yeni Mahalle Belediyesi. Hızlı hücum ve gol. Yeliz. Yeliz Özel. 5-2. Farkı bir anda 3 sayıya çıkarttı Yalıkavak. Yeni Mahalle geliyor şimdi. Çalan düdük var. Betül. Açelya. İçeriye doğru Gülcan. İyi savunma geldi Yalıkavak'tan. Gülcan. Açelya döndü. Açelya. Sarı kart çıkıyor. Eda Nur. Sarı kart gördü. Hatalı. Ve sonrasında top Yalıkavak'a geçiyor sevgili seyirciler. İyi başlayamadı maça Yeni Mahalle. Yeliz. Eda Nur. Bir kez daha Yeliz. Mona Çepa. Yeliz. Yeliz Özel. İçeriye pas. Hücum şansı devam ediyor. Mona Çepa. Ama bu gol geçerli değil. Hücum faul yaptı. Sonrasında da hücum şansı şimdi Yeni Mahalle Belediyesi'nde. Betül. Bir kez daha Betül. Açelya. Faul kararı var. Hatice kullandı. Açelya. Bir kez daha Hatice. Döndü. Golü attı. 5-3. Bir de sarı kart çıkıyor. Barboza'ya çıktı sarı kart. Yasemin. Yeliz Özel. Yeliz. Mona Çepa. Bir kez daha Yeliz. Mona Çepa. Yeliz. Eda Nur. Pası hatalı. Çabuk çıkıyor Yeni Mahalle Belediyesi. Karşı karşıya. Topu dışarı gönderdi. Sena Nur Çelik. Önemli bir hücumu değerlendiremiyor Yeni Mahalle Belediyesi. Mona Çepa. Golü atmış olsa 5-4 olacaktı. Fark 1'e inecekti. Bu şansı değerlendiremediler. Bir sarı kartta Gülcan'a çıkıyor. Sarı kartlar havalarda uçuşuyor. Şimdi pas. Kaleciyi geçemiyorlar. Kenardan oyunu yeniden hareketlendirecek Yasemin. Yalıkavak'ta. Eda Nur. Yeliz. Eda Nur. İçeriye doğru güzel bir pas. Ama çizginin içinde. Top Yeni Mahalle Belediyesi'nde Betül. Betül pasını verdi. Şimdi kenara doğru.
Serbest atışta oyun bir kez daha hareketleniyor. Açelya. Betül. Bir kez daha Betül. İçeriye doğru bir pas denemesi. 2 dakika kararı var. Dakika cezası. Ümmü Gülsüm 2 dakika cezası alıyor. Yeni Mahalle Belediyesi şimdi farkı 1'e indirmek için geliyor. Pas güzel yere. Şimdi bir hücum faul kararı var. Açelya değerlendiremiyor. Hücum faul ve oyunu kaleci Anka Mihela Rombescu yeniden hareketlendiriyor. Eda Nur. Yeliz. Mona Cepa. Bir kez daha Yeliz. Cepa topu aldı. İçeri iyi kat etti. 7 metre kararı var. Ve 2 dakika cezası. Hatice Özdemir. Hatice ekranlarınıza yansıyor. 2 dakika cezasını alan oyuncu. Yeliz. Yeliz ve gol. Yeliz Özel. 6-3. Bugün ikinci golünü attı. Yeliz. Betül. Betül kaleciyi geçemiyor. Öncesinde çalan düdük var. Kaleci Rombescu gole izin vermemişti ama bir faulü belirledi karşılaşmanın hakemi. Betül. Açelya bir kez daha Betül. Top Yeni Mahalle Belediyesi'nde. Betül. Açelya. Betül. Kaleciyi geçemiyorlar. İki takımda bir kişi eksik oynuyor ama Yalıkavak 20 saniye yaklaşık sonra yeniden 2 dakika alan cezası alan oyuncu oyun alanına dönecek. Yaklaşık 1 dakika sonra da Yeni Mahalle Belediyesi'nden Hatice dönecek oyun alanına. Şimdi pas iyi döndü. Golü de attı. 7-3. Eda Nur. Açelya. Şu anda bir kişi eksik oynayan Yeni Mahalle Belediyesi. Yaklaşık 30 saniye sonra Hatice de oyuna yeniden dönebilecek. Şimdi pas içeriye iyi kat etti. Döndürmediler. Gülcan Tügel. Ekranlarınıza yansıdı biraz önce. Döndürmediler onu. Betül. Betül'ün pası. Bir kez daha Betül. Gülcan. Betül. Kenardan hücum denedi ama basit bir top kaybı. Ardından kalecinin üzerinden çok iyi bırakıyor Yeliz Özel. Yılların deneyimi Yeliz. Gol attı. 8-3 oldu. Ve mola geliyor. Serdar Eler. Şu anda oyuncularını topladı. Hatalarını anlatıyor. Gazi Üniversitesi'nde Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu'nda aynı zamanda dekan kendisi. İşte oyuncular.
Bu arada milli kadın handbol takımının 3-9 Haziran Alanya kampı kadrosu da açıklandı. Bugün tarihinde ilk kez katılacak EAP Kadınlar Avrupa Handbol Şampiyonası'na. O karşılaşmayı da, o tarihi karşılaşmayı da anlatmak yine bana nasip olmuştu. Gerçekten de Türkiye handbol tarihinde ne erkeklerde ne kadınlarda bugüne kadar finallere gidememiştik ama kadın milli takımımız bunu başardı. Hazırlıklarına Haziran ayında başlayacaklar. Bu arada gol de geldi. 8-4 oldu molanın ardından. Euro 2024 de A grubunda mücadele edecekler. Detayları ilerleyen dakikalarda sizlere vereceğim. Macaristan'da düzenlenecek şampiyona ile ilgili. 8-4 ve Yalıkavak geliyor şimdi. Yeliz. Yeliz pasını geriye doğru aktardı. Şimdi kenardan hücum deniyorlar. Çaman Düdük var. Çok heyecanlı sardareler. Takımın antrenörü Yeni Mahalle Belediyesi'nde 4 sayıya çıktı fark. Bu gol geçerli olmadı. Öncesinde Çaman Düdük vardı. Şimdi Yeni Mahalle Belediyesi geliyor. Sevgi pasını verdi. Betül içeriye doğru. Öncesinde çalan yine bir düdük var ve Yeni Mahalle Belediyesi serbest atışla oyunu hareketlendirecek. 14. dakika. Betül. Betül'ün pası. 2 dakika cezası geliyor. Sevgi Kalyoncu yerde kalmıştı. Gomez Barboza sarı kartı da var. 2 dakika cezası da aldı. Notlarımız arasına yazıyoruz. Pozisyon bir kez daha geldi ekranlarınıza. Yeni Mahalle Belediyesi oyunu yeniden hareketlendirecek. 4 sayılık bir fark var. 5 maç üzerinden oynanıyor şampiyonluk etabı. 3 maçı kazanan şampiyon olacak. İki takım da gerçekten çok önemli başarıların altına imza attılar. Yeni Mahalle Belediyesi 4. Yalıkavak 2. bitirmişti normal sezonu. Şimdi pas içeriye doğru ve gol. Sevgi Kalyoncuoğlu gole attı. Durumu 8-5 yaptı. Fark 3'e iniyor. Eda Nur. Yeliz. İçeriye doğru kat etti. Ardından pasını verdi. Eda Nur. Bir kez daha Yeliz. Yeliz! Zor bir atıştı. Sonuç gelmedi. Çok kritik bir hücum bu Yeni Mahalle için ve gol. Yeni Mahalle golü buluyor. Aradaki farkı 2'ye indiriyor. Moladan sonra toparlandı Yeni Mahalle Belediyesi sevgili seyirciler. 8-6 oldu. Tabii artık kritik hücumlar. Şimdi pas içeriye doğru gol. Eda Nur. Hemen karşılık vermek istiyor Yeni Mahalle. Pas güzel yere. Kaleci gole izin vermiyor. Kaleci Rombescu gole izin vermedi. Eda Nur. Yasemin Özgür. Yeliz. Mona Çeppe. Bir kez daha Yeliz. Şimdi pas. Ve kaleci bu kez başarılı. Selen. Hücum şansı Yeni Mahalle Belediyesi'nde. İlayda. Betül. Çapraza doğru. Çalan düdük var. 9-6, 16. dakikayı geride bırakıyoruz.
Betül. Sevgi. Betül. Sevgi. Kaleci Rombescu bir kez daha başarılı. Üst üste iki hücumdan boş döndü. Yeni Mahalle Belediyesi önemli bir avantajı değerlendiremedi böylelikle. Şimdi farkı 4'e çıkarma şansı. Yalıkavak da bu şansı değerlendiremiyor. Selen tekrarlattı. Betül. Sevgi. Betül. Bir kez daha Betül. Olgun. İlayda. Sevgi ve gol. Sevgiden güzel bir gol. 9-7 fark yeniden 2 sayı. Yeliz. Eda Nur. Şimdi içeriye doğru. Ona yapın hareket faul. Manu Çepbehe. Yeliz. Yeliz şimdi kenardan hücum deniyorlar. İçeriye doğru kat etti bir kez daha. Sağdan gelecekler bu kez. Eda Nur yerde. 2 dakika cezası var. ...9-7 fark 2 sayı. 2 dakika boyunca bir kişi eksik oynayacak. Yeni Mahalle bir kez daha izleyelim. İşte pozisyon. Yeliz. Eda Nur. Bir kez daha Yeliz. Yeliz Özel. Geliz pasını verdi. Cephe. Kaleci başarılı. Seren. Betül. Bir kez daha Betül. Betül direkten döndü. Bir 7 metre kararı var. Elif Yaren Uzun kullanacak. 7 metreyi. Elif. Elif ve gol. Elif Yaren Uzun. 9-8. Farkı bir sayıya indirdi. Yeni Mahalle Belediyesi 19. dakika mücadelede. Yeliz Özel. Mona Çepa. Eda Nur Yeliz. Eda Nur. Zorladı Eda Nur. 2 dakika cezası İlayda'ya. Bir kişi eksik. Serdar Hoca çok sinirli. Gerçekten sesi sizlere kadar geliyor. Serdar Aler'in. Şimdi Yeliz şık bir pas verdi. Cephe topu filelere gönderiyor. 10'a 8. Şimdi kenardan hücum deneyecek Yeni Mahalle. Çalan düdük var. Sevgi. Betül. Betül. Kaleye doğru yöneldi. Sevgi'yi bıraktı. Şimdi kenardan hücum. Bir kez daha Sevgi. Gol atıyor Sevgi. Sevgi'yi durduramıyor. Yalıkavak. 10'a 9. Yeliz. Güzel bir atış. Top direğin üzerine çarptı, dışarı çıktı. Eda Nur. Fark bir sayı ve şimdi beraberlik şansı.
Yeni Mahalle bir ara fark 6 sayıya kadar çıkmıştı. Çok kritik an, çok kritik hücum sevgili seyirciler. İlk devrede son 10 dakika. Sevgi. İçeriye doğru pas. Şimdi Sevgi'ye. Sevgi'den pas. Ama Gülcan değerlendiremiyor. Yeliz. Eda Nur. Bir kez daha Yeliz. Şimdi kenardan. Sonuç yok. Bir kez daha beraberlik şansı. Uzun bir pas. Gol pozisyonu ve gol. İlayda. İlayda Dikbaş. 10'a 10 eşitlik var. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda mola geliyor. Gerçekten adrese teslim. Nefis bir asist ve İlayda'nın golü. Şimdi skorda denge var. 10-10 eşitlik ve bu eşitliğin ardından da Yalıkavak molayı alıyor. Armada Praxis Yalıkavak Spor yarı finalde Kastamonu Belediyesi'ni iki maçta da mağlup etmişti sevgili seyirciler. Yeni Mahalle Belediyesi de Konya Altı ile eşleşti. İki maçtan da galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Şimdi iki takım şampiyon olmak için mücadele ediyorlar. Maça çok iyi başlayan bir Armada Praxis Yalıkavak vardı. Ama maçın özellikle bu son bölümlerinde dengeyi kurdu önce. Sonrasında beraberlik golünde buldu. İşte İlayda ve diğer goller ekranlarınıza yansıyor. Hamile Handball takımımızın mücadele edeceği Euro 2024 A grubu maçları Macaristan'ın Debrecen kentinde Phoenix Arena'da oynanacak. Debrecen'de turnuvanın açılış karşılaşması da milli takımımızla ev sahibi Macaristan arasında 28 Kasım'da saat 20'de oynanacak. Eda Nur. Yeliz. Bir kez daha Yeliz topu aldı. Hücum faul var ve Yeni Mahalle Belediyesi'nde şimdi de öne geçme şansı. Sevda Betül. Faul kararı var. Hatice kullandı. Betül. Bir kez daha Betül. Sevgi Betül. Betül'ün pası. Top bir kez daha Yeni Mahalle Belediyesi'nde. Bakalım öne geçme şansını değerlendirebilecekler mi? Maçın başından bu yana eğer öne geçebilirlerse ilk kez öne geçecekler demiştim ama evet, ayakla oynama var. Hemen oyunu hareketlendirdi Yeni Mahalle Belediyesi. Top kaybı mı dedim? Hayır, kazanmayı başardılar. Şimdi içeriye doğru girdi ve 7 metre kararı var. Yeliz itiraz ediyor. İşte 7 metre kararı bu. Pozisyon sonrasında çıktı sevgili seyirciler. Ve bir kez daha öne geçme şansını yakalıyor. Yeni Mahalle Belediyesi Elif Yaren Uzun. 7 metreleri o kullanıyor. Kaleci değişimine gitti. Yalıkavak. Elif Yaren. Elif ve gol. 11-10. İlk kez öne geçiyor Yeni Mahalle Belediyesi Yalıkavak karşısında. Mona Çepa. Yeliz. Eda Nur. Mona Çepa. Eda Nur. Kenardan hücum. Kaleciyi geçemiyor.
Kaleci Selen. Şimdi pas. Sevgi. Karşı karşıya ve gol. Sevgi Kalyoncuoğlu. 12-10 oldu. Farkı 2'ye çıkarttı Yeni Mahalle Belediyesi. Eda Nur. Maçta tempo arttı. Heyecan arttı. Yeliz Özel. Yeliz. Eda Nur. Bir kez daha Eda Nur. Mona Çeppa. Eda Nur. Bu kez kenardan gol geliyor. Yasemin Özgür gol atıyor. 12-11. Betül. Sevgi Kalyoncuoğlu. Betül Karaarslan. Bir kez daha Betül. Sevgi. Betül. Betül topu kaybetti. Kaybetti, beraberlik şansı Yeliz'le. Yeliz karşı karşıya, topu direğe nişanlıyor. Yeliz Özel beraberlik şansını değerlendiremiyor. 25. dakika. Yeni Mahalle Belediyesi 12-11 önde. Betül. Sevgi. Bir kez daha Betül. Gülcan. Top Yeni Mahalle Belediyesi'nde. Oyun yeniden hareketlendi. Betül. Sevgi. İçeriye gol. Topu ağlara gönderen Gülcan. 13-11. Fark yeniden 2 sayı. Eda Nur. Yeliz. Şimdi kenardan hücum. Mona Çeppa. Yeliz. Eda Nur. Mona Çeppa. Kaleci. Kaleci Selen. Gole izin vermedi. Farkı 3'e çıkarma şansı şimdi Yeni Mahalle Belediyesi'nde. Betül. Pas. Gol pozisyonu ve gol. Çaprazdan gol geliyor. Elif Yaren Uzun. 14-11. Evet, mola geldi. Fark 3 sayıya çıktı. Ve mola geliyor. Yeliz arkadaşlarının motive olmasını istiyor. Oyundan düştü Yalıkavak çünkü. Üst üste goller gelmeye başladı. Tekrar milli takımımızla ilgili bazı bilgileri verelim. Ön tur müsabakalarında milli takımımız Macaristan'la oynayacağı açılış maçının ardından 30 Kasım saat 22.30'da Kuzey Makedonya ile gruptaki son maçıysa 2 Aralık günü saat 22.30'da İsveç'le. Milli kadın futbol takımının kadrosu açıklandı demiştik. Kaleciler Ayşenur, Seren, Sude, sol kanat Beyza Şengül, Ceylan, Elif Sıla Aydın, sol oyun kurucu Aslı Çalışkan, Buğ Sönmez, Didem Hoşgör, Sevgi Kalyoncuoğlu, orta oyun kurucuları Betül, Dönegül, Fatma, Gülcan, Feyza Nur, sağ oyun kurucu Eda Nur Çetin, Gizem, Zeynep Nur, sağ kanat Ayşe Nur, Bilge Nur, Emine Gökdemir, pivot Cansu, Ceren ve Hatice. Teknik kadro Bora Serter, idari menajer Kostika Butçes de baş antrenör. Milli takımımıza da başarılar dileyelim. Böylelikle bu taze gelişmeyi de handbol adına, Türk kadın handbol adına sizlerle paylaşmış olduk. 14-11, 27. dakika. Farkı 3 sayıya kadar çıkarttı. Başkent ekibi Eda Nur'la geliyor şimdi Yalıkavak. Pasını verdi Cepbah Yeliz'e doğru. Yeliz kenardan hücum. Kaleciyi yine geçemiyorlar. Kaleciyi yine geçemiyorlar. Kaleci Selen şu ana kadar maça damga vurdu. Kenara bir pas. Dışarıda. Elif. Kenardan bir hücum şansı ama değerlendiremediler. Önemli bir avantajdı bu. Şimdi yine çok kritik bir hücum şansı. Yeliz'le Yalıkavak'ta.
Cepa. Bir kez daha Yeliz. Yeliz'in pası şimdi kenara doğru. Bir kez daha ortaya yönelttiler. Top döndü. Kendi arkadaşına çarptı. Maçın hakemi hemen oyunu durduruyor. Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü Atipoğlu karşılaşmanın hakemleri. EYAFD geçtiğimiz hafta Kadınlar Avrupa finallerinde görev yaptılar. Cepa, Eda Nur. Bir kez daha Eda Nur ve gol. Uzun bir aradan sonra golü buldu Yalıkavak. 14-12 oldu. Sevgi, Betül. Betül. Top Yeni Mahalle Belediyesi'nde. 28. dakika. Betül. Bir kez daha Betül. Kenara doğru gönderdi ve gol. İlayda. İlayda dik başına attığı gol. 15-12. Fark yeniden 3 sayı. Yeliz kendi zorladı, direkten döndü. Bugün ikinci kez direkten dönüyor ama tamamlayan o noktada Barboza oluyor. 15-13. İki takım adına da ilk yarının bu son bölümlerinde kritik hücumlar. Sevgili seyirciler, Betül, Sevgi. Bir kez daha Betül. Yeni Mahalle Belediyesi farkı yeniden 3'e çıkartmak istiyor. Betül, Sevgi, Gülcan. Ona yapılan hareket faul. Hatice, Sevgi, içeriye doğru ve gol. Gerçekten çok güzel bir gol Gülcan'dan. Zor bir atıştı. Gol geldi. 16-13. Yeliz, Eda Nur, Cepa. Topu kazanabilirdi Yeni Mahalle Belediyesi ama Yeliz aldı şimdi. Cepa, Eda Nur. Otuzuncu dakika. Yeliz. İyi savunma var şu anda Yeni Mahalle'den. Ve gol. O savunmaya rağmen Mona Çepah golü attı. 14-16. Hücum şansı Yeni Mahalle'de. Son 30 saniye bakalım nasıl değerlendirecekler. Pas güzel. Kontrol. Şimdi kenara doğru bir pas. Sevgi. Gülcan. Fark 2. Oyun duruyor. Son saniyeler artık. Oyun yeniden hareketlendi. Pas, atış, sekti. Ve bitiyor. İlk devre sona eriyor. İlk devreyi 16-14 önde tamamlayan Yeni Mahalle Belediyesi oluyor sevgili seyirciler. Kadınlarda final heyecanı, 5 maç üzerinden oynanan final turunun ilk maçı ve devreyi Yeni Mahalle Belediyesi 16-14 önde kapattı. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
Yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda heyecan, ilk yarı heyecanı diyelim, tamamlandı. 16-14 Yeni Mahalle Belediyesi ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarı biraz sonra başlayacak. Handball Kadınlar Süper Ligi'nde playoff şampiyonluk etabı ve ilk maçta da 16-14'lük üstünlüğü var sevgili seyirciler. Yeni Mahalle Belediyesi aslında karşılaşmaya çok da iyi başlayamamıştı. Yeni Mahalle Belediyesi farkı 5 sayıya kadar açtı Yalıkavak, ama sonrasında özellikle maçın son 10 dakikasında çok iyi toparlandı. Başkent ekibi bulduğu gollerle önce eşitliği sağladı, ardından da üstünlüğü ve 16-14 soyunma odasına önde girdi. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? İki takımın da birbirine denk güçlerinin olduğunu gördük aslında ilk yarıdaki performanslarını değerlendirdiğimizde. İlk iyi başlayan Yalıkavak, sonrasında toparlanan, biraz önce de belirttiğim gibi Yeni Mahalle. Dolayısıyla ikinci yarıda da her şeyin olabileceği bir maç. 5 karşılaşma üzerinden 3 galibiyet alan sevgili seyirciler Türkiye şampiyonu olacak kadınlarda. İkinci maç salı günü yine Bodrum'da oynanacak. Üçüncü maç Ankara'da, dördüncü maç yine Ankara'da. Ve eğer bu maçlar içerisinde kazanan olmazsa, 3 galibiyete ulaşılamazsa, 5. maçta Bodrum'da oynanacak. Evet, ikinci yarı başlıyor. Yeni Mahalle Belediyesi ikinci yarıya başladı. Bir kez daha iki takıma da başarılar diliyoruz. Betül, Gülcan, Sevgi, bir kez daha Sevgi, kaleci gole izin vermiyor. İlk hücumdan boş döndü böylelikle Yeni Mahalle Belediyesi. Avantaj Yalıkavak'ta. Bakalım farkı bire indirebilecekler mi, ama çok önemli bir top kaybı yapıyorlar. Selen, Gülcan, Betül, Gülcan, içeriye doğru pas, hatalı pas. İkinci kez hücumdan boş döndüler. Şimdi Yalıkavak geliyor, kaleciyi geçemiyorlar. Kaleci Selen Akalın İlk devrede de başarılı kurtarışların altına imza atmıştı. İkinci yarıya da iyi başladı kaleci Selen. İki takımda iki hücumu ilk yarının ardından ikinci yarının hemen başında değerlendiremediler. Yeni Mahalle hücumda bir anlamda her şey yeniden başlamış oldu. Gülcan, Betül, Betül, bir kez daha Gülcan, Betül. Top Yeni Mahalle Belediyesi'nde, bir hücum şansı daha. Hatice, Betül, Gülcan, Gülcan'ın pası şimdi kenardan. Sevgi Kalyoncuoğlu değerlendiremiyor. Bir hücumdan daha boş döndüler. Bir basit top kaybı, ardından hemen hücuma çıkıyorlar şimdi. Karşı karşıya, yine değerlendiremedi. Çok enteresan, çok enteresan. 2 dakikayı geride bıraktık, gol gelmedi. Bu kez gol geliyor. İkinci yarının ilk golü Eda Nur'dan geldi, ama 2 dakika 18 saniye sonra, çok ilginç, bir top kaybı daha Yeni Mahalle'de. Beraberlik şansı şimdi Yalıkavak'ta. Karşı karşıya, kaleci Selen Ümmü Gülsüm'e izin vermiyor. Gerçekten de bu bölümler çok ilginç görüntülere sahne oluyor. Karşı karşıya kaçan pozisyonlar. Selen, Sevgi Kalyancıoğlu, oyun yeniden hareketlenecek. Serdar Eler
ekranlarınızda oyuncularını uyarıyor. Sevgi Kalyoncuoğlu'na bir şeyler anlattı. Topta bir problem var. Değişmesini istedi karşılaşmanın hakemi. ...16-15... Yeni Mahalle Belediyesi'nin üstünlüğü devam ediyor. İlk yarıyı da 16-14 önde tamamlamışlardı. İkinci yarıda 2 dakika 37 saniye geride kaldı. Tek gol var, o da Yalıkavak'tan. Betül. Gülcan. Betül. Gülcan. Şimdi kenara doğru bir pas. Yeniden ortaya yöneldiler. Betül. Evet. Yine basit bir top kaybı Yeni Mahalle'de. Yeliz kenara doğru gönderiyor. Kenardan hücum. Kalecinin üzerinden aşırmak istedi ama kaleci Selen. Adeta mıknatıs var elinde. Bütün topları topluyor. Betül. Hatice. Gülcan. Açelya. O da oyuna dahil oldu. Açelya. Şimdi pas yine Açelya'ya. Açelya yerde. Gülcan. Gülcan şimdi kenardan hücum, direkten döndü. Şanssız an. 4 dakikalık bölüm geride kaldı. İkinci devrede golü yok. Bir top kaybı da Yalıkavak'tan. İki takım da aslında iyi başlayamadı. Gördüğünüz gibi çok basit top kayıpları var. Betül. Yine kenardan hücum. Yine gol yok. Yeliz de çıkıyor şimdi. Yalıkavak. Bir kenardan hücum şansı daha. Ve yine Selen. Yine Selen. 5 dakikada tek bir gol varsa onun da en büyük nedeni kaleci Selen Akalın'ın performansı oldu. Tabii ileri uçta da Yeni Mahalle oyuncularının etkisizliği, basit top kayıpları, onu da belirtelim. Betül. Açelya. Oyun bir kez daha hareketleniyor. Gülcan topu aldı. Betül. Kenardan bu kez gol geldi. 17-15. Uzun bir ara. Hatta ikinci devrenin ilk golünü 5 dakika sonra bulabildiler. Ve yine kaleci Selen. Yeni Mahalle'de gole izin vermedi. Bir hücum şansı daha takımına böylelikle kazandırmış oldu. Betül topu aldı. Betül yerde. Top Yeni Mahalle Belediyesi'nde. İkinci devrede 6. dakika. Çok az gol oldu. Hücumlardan takımlar boş döndüler. İlk devre zaten 16-14 tamamlanmıştı. 6 dakikayı geride bırakıyoruz ve 7. dakikaya girdiğimizde takımlar sadece birer gol atabildiler sevgili seyirciler. Betül. Betül. Çalan düdük var. Durduruyor maçın hakemi oyunu. Yeni Mahalle Belediyesi'nde dedi karşılaşmanın hakemi Endrek. Düdük çaldı ama sonuç gelmiyor. Eda Nur. Bir kez daha Eda Nur. Yeliz. Eda Nur. Farkı bire indirme çabası Yalıkavak'ta. Yeliz. Yeliz. Eda Nur. Kenardan hücum.
Yine kaleci. Kaleci Senen bir kez daha başarılı. Bakın. Böyle seviniyor. Takımına bir hücum şansı daha kazandırdı. Şimdi kenardan hücum. Yeni mahalle. Bu kez de kaleci Selen ama bir 7 metre kararı var. Kaleci Rombescu kurtardı. Ama 7 metre kararı. Bir kez daha izleyelim. Evet, Yeliz tam atış yaparken dokunmuş. 7 metre kullanılıyor. Elif. Elif ve gol. Elif'in golü. 18. golü Yeni Mahalle Belediyesi'nin. Yalıkavak 15. Yeni Mahalle Belediyesi 18. Yalıkavak geliyor şimdi. Kübra. Ve top ağlarda. Eda Nur. 16. golü. 18-16. Oyun yeniden hareketlendi. Fark yeniden 2 sayı. Özellikle deplasmanda tabii. Bu maçı kazanması çok anlamlı, çok önemli. Şimdi pas. Açelya. Betül. Bir kez daha Betül. Pas güzel ve gol. Gerçekten hazırlanış olarak çok klas bir gol oldu. 19. gol. 19-16. Fark 3. Eda Nur. Gerilerden güzel bir gol. Çok şık bir gol. Eda Nur. Şimdi pas. 19-17. Fark 2. İkinci devrede 9. dakikadayız. Betül içeriye pasını verdi ve gol. Topağlara gidiyor. Hatice'nin golü. 20-17. Fark yeniden 3 sayı. Yeni Mahalle Belediyesi 3 sayılık farkı korumayı başarıyor. Hücumlardan boş dönmüyor. İlk 5 dakikada iki takım da gol bulamamıştı. Çok zorlanmıştı. Bu kez golü atan Perihan Topaloğlu oluyor. Bir top kaybı Yeni Mahalle Belediyesi'nde. Uzun bir pas. Gol pozisyonu ve gol. Maçta goller üst üste gelmeye başladı. Ece Sözmen. Fark 1. 20-19. Gülcan. 3 sayılık farkı koruyor demiştik. İşte handbolde hücumdan boş dönmek faturayı hemen keserler. Gülcan. Bir kez daha Gülcan, çok güzel bir gol. Çok iyi girdi içeri, golünü de attı. 21-19. İkinci devrede 11 dakika ve 21-19 Yeni Mahalle Belediyesi'nin üstünlüğü var. Seda Nur. Bir kez daha topu aldı. Öncesinde çalan düdük var. 21-19. Eda Nur. Evet, top Yeni Mahalle'de. Serdar Eder hemen gitti, topu oyuncularına kazandırdı ama tekrarlattı. Fark 2 sayı. Yine içeri girdi. Yine çok şık bir gol. Gerçekten de bir şık gol daha Gülcan'dan. Bu arada 2 dakika cezası aldı Barboza.
ikinci kez alıyor 2 dakika cezasını. Barboza 22-19. Yeniden 3 sayıyı buldu. Yeni Mahalle Belediyesi. Perihan. Eda Nur. Perihan. Kübra. Eda Nur. Perihan. Şimdi kenarda doğru bir pas. Yeniden ortaya yöneldiler. İçeriye top kaybı. Yalıkavak'ta top kaybı. Çabuk çıkıyorlar. Karşı karşıya ve gol. Elif Yaren Uzun. 23-19. Farkı 4 sayıya çıkarttı Yeni Mahalle Belediyesi. İlk yarıda da buna benzer bir görüntü, tam tersi. Yalıkavak 6 sayıya kadar bulmuştu farkı. Sonrasında toplanan Yeni Mahalle önce beraberliği yakalamış, sonra da öne geçmişti. Ardından da bu üstünlüğü hiç vermedi rakibine. Devreyi de 16-14 önde tamamlamıştı. Şimdi de önde ve 4 sayılık farkla. İçeriye doğru Perihan, kaleci. Kaleci Selen. Bugün kurtarış rekoru kırıyor adeta. Bir kez daha izleyelim. Bakın öyle güzel kapatmış ki. Perihan'a geçit vermemiş. Elif. Betül. Betül'ün pası. Ve topu alarda. Gülcan. 24-19. Farkı 5 sayıya çıkarttı Yeni Mahalle Belediyesi. Şampiyonluk yolunda ilk maç 5 maç üzerinden oynanacak. Ve ilk maçta şu anda fark 5 sayı, 14. dakika ikinci yarıda. Yeliz. Yeliz'in pası. Bir kez daha Yeliz. Yeliz, Yeliz gol atıyor. Yeliz gol atıyor. Bir de 2 dakika cezası alan oyuncu var. Betül. Takımın en önemli oyuncusu. Betül kenarda. 4 sayılık fark. Betül 2 dakika cezası aldı. Yeni Mahalle Belediyesi'nin hücumu parmağında bir problem var. Evet, parmağı çıkmış olabilir. Açelya Kaya handbolde genelde çok sık rastlanan sakatlıklardan biri. Açelya. Evet, gözyaşlarını tutamadı bir an. 24-20. Tedavisi şu anda kenarda yapılıyor. Açelya Kaya'nın. Hatice. Sevgi bir kez daha Hatice. Sevgi. Yeniden aldığı Sevgi. Gülcan bu hücumu değerlendiremiyor. Yeni Mahalle Belediyesi 24-20 durum. Hücuma çıkıyorlar şimdi. Yeliz topu aldı. Yeliz pasını verdi. Bir kez daha Yeliz. Değerlendiremediler bu hücumu. Yalıkavak. Sevgili seyirciler. İkinci devrenin de yarısı tamamlanıyor. 15. dakika. Başkent ekibinin 4 farklı üstünlüğü var. Hatice.
pasını verdi. Çaprazdan kötü bir atış. Elif Yaren Uzun. Onlar da hücumu değerlendiremediler. Şimdi Yeliz. Eda Nur. Bir kez daha Yeliz. Kenara doğru bıraktı. Kenardan hücum ve gol. Kenardan hücum. Gol geliyor. İlke Yıldız. Gol atan isim. 24-21. Bir kişi eksik oynuyor Yeni Mahalle ama yaklaşık 10 saniye sonra oyuna girebilecek. Sevgi, Gülcan, Hatice, Betül oyuna dahil oldu. Cezası tamamlandı. Kenardan 7 metre kararı var. Yeniden izleyelim. İşte burada tam atış yaparken yapılan müdahale. Elif Yaren Uzun kullanacak 7 metreyi. Kaleci Rombescu dikkatli. 24-21 durum. Elif. Elif ve gol. Elif Yaren Uzun 25. gol. 25-21. Yeliz. Bir kez daha Yeliz. Şimdi pasını verdi. Ve gol. Buket Seven. Buket Seven'in golü. 25-22. Fark 3. Kritik anlar artık. İkinci devrede 17. dakika. Elif pasını verdi Betül'e. Betül. Dışarı gidiyor top. Faul bekliyor Betül. Oyun devam ediyor. Bir hücum şansından daha boş döndü Yeni Mahalle Belediyesi. Yeliz. Kaleci. Seren için kolay bir top oldu bu. Seren kızıyor arkadaşlarına. Neden hızlı bir şekilde yer tutamadınız ileride diye. Betül. Sevgi. Sevgi. Gol. Sevgi'nin golü. Bir de 2 dakika cezası var. 26-22. Evet. Üçüncü kez 2 dakika cezası aldı ve oyun dışında kalıyor. Gomez Barboza. İki dakika cezası var. Ve oyunda yeniden hareketleniyor. Yeliz. Yeliz'in pası. Top kaybı ama faul kararı var. Yeliz. Yeliz. Basit bir top kaybı. Top Yalıkavak'ta dedi maçın hakemi. Oyun yeniden hareketlendi Yeliz. Şimdi içeriye doğru kat etti. Golü de attı. Buket Seven. 23-26. Gülcan. İçeriye doğru. Golü de buluyor. Sevgi ile. 27-23.
Top kalecide kalıyor. Yeliz. Yeliz'in pası. Şimdi pas. Karşı karşıya. Kaleci gol izin vermiyor. Kaleci Rombescu ama sonrasında geliyor. Sonrasında geliyor gol. 28-23. Rombescu üzgün. Evet, gol geçerli değil. Ama top Yalıkavak'ta. Şimdi içeriye doğru. Bir kez daha çalan düdük var. Perihan. Kübra. Atış kaleci Selen. 28-23. Farkı 5 sayıya kadar çıkarttı ve bir de hücum şansı var şimdi. Gülcan iyi döndü. Top yine Mahalle Belediyesi'nde. 21. dakika. Topkini Mahalle Belediyesi'nde. Şimdi Gülcan ve gol. 29. gol. 29-23. Oldukça rahatladı artık. Yeni Mahalle aradaki farkı hızla açıyor. 6 farka kadar çıktı. Buket Seven, Perihan. Perihan pasını verdi Ece. Şimdi kenardan hücum, direkten döndü. Bu kez talihsiz an. Yalıkavak adına. Şimdi pas. Yeni Mahalle Belediyesi geliyor Betül'le. Betül şık bir pas. Faul kararı var. Betül. Betül pasını verdi. Elif. Şimdi içeri ve gol Betül'den. 30. gol Betül'den geliyor. Fark 7 sayı. Perihan. Bir kez daha Perihan ve mola geliyor. Yalıkavak molayı alıyor. İşler iyi gitmiyor çünkü. Fark bir anda 7 sayıya kadar çıktı. İlk yarıya çok iyi başlamışlardı. Ekrandan yeni açanlar olabilir. Maç hakkında küçük bir kritik verirsek. Farkı 6 sayıya kadar çıkartmıştı Yalıkavak. Ama sonrasında özellikle son 10 dakika devrede inanılmaz toparlanan Yeni Mahalle Belediyesi ve önce beraberlik ardından goller geldi. Farkı 3 sayı civarında tuttu uzun bir süre. Devre 16-14. Üstünlüğüyle sona erdi Yeni Mahalle Belediyesi'nin. Ardından ikinci devre ve ikinci devrede de fark özellikle bu bölümlerde son 7-8 dakikalık bölüm içerisinde hızla arttı. Çünkü Yalıkavak hücumlardan boş döndü ve bunu da iyi değerlendirdi Yeni Mahalle Belediyesi. İlginç anlar da yaşanmıştı. İkinci yarının ilk 5 dakikasında sadece 2 gol izleyebilmiştik. İki taraf adına da hücumlar hep sıkıntılıydı. Değerlendirememişlerdi ve ardından da
üst üste goller buldu Yeni Mahalle. Ve şu anda da fark 7 sayı. Molanın ardından oyun yeniden hareketleniyor. 23. dakika ikinci yarıda sevgili seyirciler. Buket. Fatma. Ve gol geliyor. Gol geliyor. Farkı 6 sayıya indiriyor. Yalıkavak 30-24. Barboza. Yeliz. İçeriye doğru. Top dışarı çıktı. Bu hücumu değerlendiremedi Yeni Mahalle Belediyesi. Buket. Bir kez daha Buket. Buket. 2 dakika cezası var. Açelya kenara geliyor. Yeniden izliyoruz. Açelya'nın yaptığı hareket. 7 metreyi kullanacak. Perihan Topaloğlu. Yalıkavak'ta. Perihan ve gol. Perihan'dan. 30-25. Fark 5 sayı. Moladan sonra toparlandı Yalıkavak. Fark 5. Elif. Betül. Betül'ün pası güzel. Kaleciyi geçemiyor. 7 metre kararı var. Sena Nur kaleciyi geçemedi ama 7 metre kararı var. İlke ekranlarınıza yansımıştı. Elif Yaren ve gol. 31-25. Buket. İçeriye doğru ve gol. 31-26. Gülcan. Elif. Sevgi. Bu arada mola geliyor. 31-26. Serdar Eler oyuncularına hatalarını anlatıyor. Yapmaları gerekenleri bir kez daha dile getiriyor. Fark 5 sayı sevgili seyirciler. Yeni Mahalle Belediyesi'nin şu anda bir oyuncusunun da 2 dakika cezası aldığını bir kez daha belirtelim. 46 saniyesi kaldı. ...25. dakika. Gülcan. Gülcan. Elif. Kenardan hücum. Kaleciyi geçemiyor. Kaleci Rombescu'yu geçemedi. Şimdi hızlı hücum. Kenardan gol geliyor. Zehra'nın golü. 31-27. Betül. Sevgi. Yakın oynamaya başladı oyuncular. Bu da hata yaptırdı Yeni Mahalle Belediyesi'ne. Şimdi pas. Perihan. Perihan. Kenara doğru oynamıştı. Yeniden ortadan hücum. Buket. Ece. Buket. Perihan.
Perihan gol. Perihan'ın golü. Şimdi Yeni Mahalle hemen karşılık vermek istedi. Çalan düdük var. Betül. Sevgi. Bir kez daha Sevgi. Sevgi'nin pası. Kaleci yine kurtardı. Kalecilerin ön plana çıktığı bir maç oluyor ama önemli bir top kaybı. Gol pozisyonu ve gol. Elif Yaren. 32-28. Perihan. Betül. Ve gol uzaktan. Güzel bir gol izledik. 32-29. Yeni Mahalle geliyor. 7 metre kararı var. Kullanacak. Yeni Mahalle Belediyesi, işte pozisyon bu. Kaleci Rombescu bu arada kenara da bir sarı kart çıkıyor. Kıvanç Özcan sarı kartı gördü. Elif Yaren kaçırdı. Elif Yaren kaçırdı. 32-29. Kritik anlar. Şimdi pas. Kaleci başarılı. Atak devam edecek. Çalan düdük var. Fark 3 sayı. Pas Perihan'a. Perihan. Hatalı bir pas. Yeni Mahalle çabuk çıkıyor şimdi. Kontrol ve gol. Betül. 33-29. Hemen hareketlendirdi oyunu. Yalıkavak. Kaleci öncesinde çalan düdük var. Buket. 33-29, 28. dakika. Fark 4 sayı. Perihan pasını verdi. İçeriye doğru bir pas. Dönerek atış. Direkten döndü. Çalan düdük var. Durdurdu maçın hakemi. Yedi metre kararı. Perihan kullanacak. Kaleci değişimi de yapıldı. İlayda. Kalede ve gol. Perihan'ın golü. Fark 3 sayı. Son 2 dakika. Heyecan artıyor bu bölümlerde. Elif döndü. Kaleci kurtarıyor. Kenardan Yeni Mahalle oyunu bir kez daha hareketlendiriyor. Kaleci Rombescu'dan dönmüştü top. Şimdi Elif. Çok zor bir atış ama gol. Kenardan golü buldu. 34-30. Kritik bir goldü bu. Şimdi Yalıkavak geliyor. Buket yerde. İki dakika cezası Gülcan'a. (Gülüyor)
29. dakikadayız. Buket. Top Yalıkavak'ta. Bir kez daha Buket. Hemen kapattılar önünü. Kenara doğru bir pas. Buket. İçeri Buket. Topu dışarı gönderdi ama 7 metre kararı var. 1-2 dakika cezası daha. Hatice Özdemir. Son dakika. Fark 4 sayı. 2 kişi eksik. Yeni Mahalle Belediyesi. Perihan ve gol. Perihan'ın golü. 34-31. Fark 3. Son dakika. 2 kişi eksik. Tamamlamak zorunda. Kalan süreyi artık. Açelya. Elif. Pasını verdi ve gol de geldi. İki kişi eksik olmasına rağmen golü buluyor. Sevgiyle Yeni Mahalle Belediyesi. Son 30 saniye artık. 35-31. Top kaybı. Senen. Son hücum şansı olabilir bu. Elif. Elif. Şimdi Sevgi. Durdurdu maçın hakemi. Sevgi Kalyoncuoğlu. Sağlık görevlerini oyun alanına davet etti maçın hakemi. Son 10 saniye. 35-31. Playoff'ta şampiyonluk etabı. İlk maçı 35-31. Önde olan Yeni Mahalle artık kazanmaya çok yakın. İki kişi eksikler. Ayağında bir problem var Sevgi'nin. Son saniyeler artık. Son bir hücum şansı. O da Yeni Mahalle'de. ...35-31... Oyun yeniden hareketleniyor. Son saniyeler artık. Topu dışarı gönderdi ve mücadele 35-31 sona eriyor. Yeni Mahalle Belediyesi böylelikle şampiyonluk etabının ilk maçını 35-31 kazanıyor sevgili seyirciler. İşte galibiyeti böyle kutluyorlar. Böylelikle ilk maç tamamlandı. 5 maç üzerinden 3 galibiyet alan takım kazanacak. Dolayısıyla ilk galibiyeti almış oldu Yeni Mahalle. İkinci maç Salı günü yine Bodrum'da oynanacak. Üçüncü maç Ankara'da. Eğer 3 kazanan çıkmazsa burada, dördüncü maç Ankara ve beşinci maçta Bodrum'da oynanacak sevgili seyirciler. Evet, böylelikle bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi, Handbol Kadınlar Süper Ligi'nde playoff şampiyonluk etabının ilk maçını kazanan Yeni Mahalle Belediyesi oluyor 35-31'lik skorla. Bu yayının sizlere ulaşmasında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına spikeriniz ben Murat Çimen huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken bir kez daha 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Herkese mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın.